WhatsApp'tan sesli olarak gönder. Sesini duymuyorum. Peki arkadaşlar. Bismillah ve salatu ve selamu ala seyyidina Resulillah ve alihi ve sahbihi evliyaillah. Kitab-ı Zekati. Zekat, İslam'ın 5 şartından bir şarttır. Yani 5 rükününden bir rükündür. Ve zekat, mali bir ibadettir. Yani namaz bedeni bir ibadet olduğu gibi zekat da mali bir ibadettir. Ve bu mali ibadet olduğu için zekat, mutlaka zekatı verirken niyet etmek lazım. Niyet olmadan, çünkü o niyet ne demek? Onun kulluk bilincinin farkında olarak verildiğinin ifadesidir. Onun için niyeti ihmal etmemek lazım. Tabi ilginçtir. Kur'an-ı Azimüşşan İslamiyet zekatı farz etmesi. Yani mallara baktığımızda hakikaten çok ilginç bir zekat dağılımı vardır. Tabi mezheplerin farklı görüşleri var. Mesela Hanefiler, tabi onlarda da ihtilaf var. Ama bir kısmı yer mahsullerinden, efendime söyleyeyim, ne gelirse gelsin, onda bir verilmesi gerekir. Mesela özellikle bu modern dönemde eğer devlet İslami bir devlet olsaydı, Hanefilerin bu görüşü fevkalade bir önemli bir görüştür. Çünkü bugün insanlar domatesdir, pamuktur, efendime söyleyeyim, zeytindir, cevizdir, bademdir, fındıktır, fıstıktır. Bunlar ekonominin önemli kalemleridir. Bütün bunları zekat dışında bıraksak şey olur. Dolayısıyla ki biliyorsunuz devlet yönetiminin mezhebi olmaz arkadaşlar. Devlet yönetiminin mezhebi tüm mezheplerdir. Dolayısıyla eğer bir İslami devlet olsa o İslami devlet istediği mezhepten görüşler alır ve bunları kanunlaştırır ve vatandaş da buna uymak durumundadır. Yani birisi ben yok uymam, olmaz. Evet. Yani zekat çok farklı bir ibadettir. Çok farklı ve Cenab-ı Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem "Ez-zekatu kantaratul İslam" ifadesi aslında her şeyi anlatıyor. Zekat İslam'ın köprüsüdür. Her şeyi anlatıyor yani. Bu cümleden sonra konuşmak abes olur. Babu zekatil maşiyeti. Maşiye evcil bazı hayvanlar kastedilir. Yani maşiye bir fıkhi ıslahtır. Maşiyeden sığır, deve ve koyun geçi kastediliyor. Özellikle Şafii fıkıh literatüründe. Tecibu fiyâ, maşiyede zekat vaciptir. Bir şurutun, birkaç şartla. Bir, kevnuha ni'amen. Onların ni'amen, ni'amen değil, ni'amen. Ni'am olması. Ni'am biliyorsunuz, demin saydığımız üç şeyin ismi ni'amdır. Cem'i en'am gelir. Yani dolayısıyla Şafii fıkıhaya göre atlarda zekat yok. At. Diyelim ki köle varsa onlarda da zekat yok. Sadece namda var. Evet. Ve nisaben. Bir de nisab olması lazım. Yani malin belli bir limite ulaşması lazım. O limite ulaşmayan malde de zekat yok. Tabi Şafii ve Hanefilerin şöyle bir ayrımı vardır. Yer mahsullerinde Hanefiler onlarda nisabı aramıyorlar. Yani 10 kilo buğdayın gelirse 1 kiloyu zekat vermeniz lazım. Ve dolayısıyla onlar ona zekat demiyorlar. Nisabı olmadığı için üşür diyorlar. Ama Şafilere göre yer mahsullerinde Hanefiler gibi her şeyde zekat yok. Sadece kut olabilen ürünlerde, tahillerde, bir de meyve kısmından da hurma ve üzümde. Bunlarda zekat var, diğerlerinde yok.
Demek ki nisap olacak ve nisap da değişiyor arkadaşlar. Yer mahsulların nisabı değil mi? Onda birdir. Yer mahsulların nisabı. Mesela altın şey yani nisabı onda bir diyorum, yanlış söyledim. Yer mahsulların nisabı 5 vısktır. Bu 600 kilo ediyor. 5 vısk. 625 küsuratı da var. O şeyde yazmıştım. mesela hayvanların kendi içinde onların da nisabı ayrıdır. Mesela koyun geçinin 40'tır. Devenin 5'tir. Mesela sığırın 30'dur. Böyle nisabı değişiyor. Altın ve gümüşün ayrı. Altını 80 gram 18 santim. Direhenin mesela 200 dirhem, o da bir ara saymıştım, 500 küsur gram ediyor. Yani böyle nisap değişiyor male göre. Ve evveluhu fi ibilin, nisabın evveli defede kamsun. Ha niye arkadaşlar? Çünkü özellikle deve Arap toplumunda her bir deve bugünkü bir tır gibidir. Yani bir tır. Bir hayatın çarklarının döndürülmesinde ne kadar etkinse, hatta deve ondan da daha önemlidir. Yani o da uzun yolculuklarda, bir de suya ihtiyaç olmadan, ağır yükleri taşımada, artı süt veriyor, et veriyor, yavru veriyor. Dolayısıyla deve çok farklıdır. Onun için 5 devede zekat var. 5 deve nisaptır. Ama 5 devede bir deveyi vermiyoruz. İslamiyet orada maliki, mal sahibini korumuş. Hem fakiri hem onu. Fefî kulli kamsin ilâ aşdîne şâtun. Her 5 devede 20'ye kadar bir şat koyun veya geçin. O demektir. Dolayısıyla 15 deveniz olursa ne kadar vereceksiniz? 3 şat vereceksiniz. 20 olunca velev zekeren, yani velev ki zeker de olsa, yani o develer ne verilir? O 5 deve bir şey verilir. Değil mi? Yani o velev zekeren şeye bakıyor. Yani verdiğiniz şat zeker de olabilir. Mesela teke, koç. O manada oraya bakıyor. Evet. Ve yücüzü fefî kulli kımsı ila aşçine şatun ve levzekene. Ev yücüzü bayir zekati. Neyi? Bu ibare sanki yanlıştı ya. Bir dakika. Ve yücüzü ev olmaz. Ve yücüzü bayir zekati. Yani bir zekat devesini de verebilirsiniz. Diyelim ki 20'ye kadar hani 15'te 3 tane koyun geçi var ya, onun yerine bir mesela bintu makab verebilirsiniz. Tamam mı? Evet. Yani 20'ye kadar, 20 de dahil burada. 20 olunca 4 tane veriyorsunuz. Ha işte bu 4'ün yerine, 4 koyun geçi yerine bir zekat devesi olan bintu makabı verebilirsiniz. Siz fedakarlık yapıyorsunuz. وفي 25 25'te ise بنت مخاض لها سنة. Evet. Bir seneyi dolduran dişi bir deve verilir. O bir seneyi dolduran dişi deve بنت مخاض denir. Onun özel ismi var. O verilir. 25 ile 36'ya kadar. O aradaki kısmı arkadaşlar vaks denir. Vaks. O vaks yani nedir? Mesela diyelim ki 25 ile 36 arasında ne kadar var? 30 var, 34 var, 33 var. O 25 ile 34, 33, 35 arası o vakstır. Onda zekat yok. 36 olunca o zaman bintu lebun vereceksiniz. Bintu lebun yine
iki yaşını doldurmuş dişi bir deve. Ve fisittin ve arbaine 46'da yani 10 üzerine gelince hekkatun. Hekkaki leha ferasun sinine. Yani 3 senesini dolduran dişi bir deve. Tabi arkadaşlar bize belki biraz anlamsız gibi geliyor ama develer yaşına göre hem yaptıkları iş, güç hem de değer olarak çok farklıydı. Onun için İslamiyet böyle her bir 10 devede bir yaş artırıyor. Devenin yaşını. Tabii bizim deve kültürümüz olmadığı için bilmiyoruz. Ve fi ihden ve sittine 46 ile 61'e kadar bir şey yok. 61 olunca cezaatun leha arbaun 4 yaşını doldurmuş dişi bir deve var. Artık 4'ten sonra demek ki deve 4 yaşına kadar her bir yaşı bir anlam, bir değer şey yapıyor. Onun için 4'e kadar yaş sıralamasına göre deve verilir. Ondan sonra ve fi sittin ve seb'ine 76'da yani 15 deve daha elde ettikten sonra bintalebunin 2 tane bintulebun yani 1 senesini dolduran 2 tane dişi deve verilir. Kardeşim çok var mı? Benim vaktim kalmadı ya. Biz burada duralım arkadaşlar. Ben yolcuyum. Burada duralım inşallah. Yarın devam ederiz. Nefa'anallahu bin nefendezile. Hepinize hayırlı sabahlar arkadaşlar.